Hamile kalmayı kolaylaştıran ilaçlar var ama bu ilaçlara gerekip gerekmediğini karar verirken önce spontan yani kendiliğinden gebe kalabilirliği bekliyoruz. Bir çifte bir ayda korunmasız ve düzenli cinsel hayatla gebe kalabilirlik yani fekondite ortalama olarak %20-25'tir. 35 yaşın altındaki bir hastada bekleme süremiz en az 1 yıl olmalıdır. 1 yıl çift istediği korunmadığı halde gebe kalamıyorsa biz bunda acaba bir altında yatan jinekolojik veya erkekle ilgili male faktör var mı diye araştırmaya başlarız. 35 yaşın üzerinde özellikle kadının yaşı 38'i geçtiyse bekleme süremizi 6 ayla sınırlarız. Çünkü biyolojik saatin negatif yönde çalışmaya başladığını biliriz. Hastamızın önünde fazla bir zaman yoktur ve bir an önce gebe kalabilirliğini sağlayabilmek için hiç olmazsa tetkiklere 6. ayın bitiminde başlarız. Bu süreçte sağlıklı bir çift bir yıl düzenli cinsel hayatını sürdürmesine rağmen gebe kalamadıysa bir takım tetkikler yaparız öncesinde ve bu tetkiklerden sonra hastanın yaşına, jinekolojik muayenesinin sonuçlarına ve kendi durumuna göre çiftin bir takım tedavilere başlarız. Bunlara ovülasyon indüksiyonu diyoruz. Ovülasyon indüksiyonu yumurtlamayı arttırmak, yumurtlamayı uyarmak için ilaç kullanımı diye özetlenebilir. Bu amaçla kullandığımız birçok ilaç var. Bunların bir kısmı tablet, hap şeklinde, bir kısmı hormonal iğneler şeklinde olabilir. Ama bu tedavilerin hiçbiri hastanın kendi kendine kullanabileceği tedaviler değildir. Mutlaka jinekoloğunun öncesinde yaptığı kontrol ve muayene sonrasında başlayabileceği ve takibinin de çok dikkatli bir şekilde muayenelerle ve ultrason kontrolleriyle devam ettirilmesi gereken bir tedavi şeklidir.